Biz Türkiye olarak yaklaşımımız hep Sudan halkının zor zamanlarında yanında olmak. Geçtiğimiz Haziran'dan beri devam eden bir maalesef ülkenin kuzeyinde bir sel felaketleri var. En sonuncusu malum Kızıldeniz vilayetindeki Arbat Barajı'nın çökmesiyle yaşandı. Bunlar karşısında Türkiye aslında başlangıcından beri hep düzenli aralıklarda gerek Türkiye'deki Kızılay ve AFAD başta olmak üzere Türkiye'nin resmi insani yardım kuruluşları artı onlarla birlikte çalışan Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Sudan'a düzenli olarak yardım gönderiyor, insani yardım gönderiyor. En sonuncusunu malumunuz geçtiğimiz Temmuz ayında gönderdik bir gemiyle. Amacımız bu insani kriz devam ettiği sürece Türkiye'nin düzenli yardımlarını tabii ki sürdürmesi. Özellikle bu sel felaketinden sonra yeni bir insani yardımın yine deniz yolundan getirilmesi için planlamamızı yaptık. Bunu yerel makamlarla da paylaştık. Çok yakın zamanda yeni bir deniz yolundan gelecek yeni bir yardımımız da olacak. Biz Sudan halkının, Sudan yönetiminin mutabık olacağı her türlü çerçevede Sudan'da krizin sona ermesi, Sudan'da sulhün tesis edilmesi için görev yapmaya hazırız ve bunu da ilgili taraflara ilettik. Öyle bakıyoruz ilişkilere. Bu nedenle de işte tarımdan madenciliğe, hayvancılığa, üniversiteler arası ilişkilere, kültürel ilişkilere kadar hemen her konuyu biz gündemimizde tutmaya devam ediyoruz.